AutoCAD'de Match Prop komutuyla birçok nesnenin özelliklerini değiştirebilir, eşleştirebilir, farklılaştırabiliriz. Örnek vermek gerekirse buradaki çizginin özelliğini buraya aktarmak istiyorum. Bu durumda Properties kısmında bulunan bu Match Properties komutuna tıklayarak ilk önce özelliğini aktarmak istediğimiz nesneyi seçiyoruz. Mesela buradaki çizgi tipini seçelim. Ardından hedef nesne, yani değiştirmek istediğimiz nesneye tıklıyoruz. Buradaki çizgi tipini değiştirelim. Bunun üstüne gelip de bir miktar beklediğimde zaten otomatik olarak nasıl değişeceği ile ilgili bir ön izleme çıkıyor. Eğer mouse'un soluyla bunun üstüne tıklarsak, buradaki nesnenin çizgi tipi ve çizgi kalınlığı, diğer detaylar, rengi ile ilgili bütün bileşenlerin özellikleri buradaki çizgiye aktarılmış oluyor. İşlemi tamamlamak için enter yapmam yeterli. Bu komutun diğer bir kısa yolu ise MA, yani Match Prop'u buradan da erişebiliyoruz. Buradaki nesneyi seçiyorum. Nesneyi buradaki nesne özelliğini aktarmak istiyorum. Enter. Veyahut da başka bir nesneye ait özelliği aktaralım. Buradaki kesik çizgiyi buradaki çizginin içerisinde çembere aktarayım. Bu şekilde özellikleri otomatik değiştirebiliyoruz. Yazı üstünde de deneyebiliriz. Bakın, yazıyı seçtiğimizde buradaki en azından nesnenin layer'in tanımlanan rengini buraya aktarmış oluyor. Bunun değiştirmenin diğer bir yolu ise, hatırlarsanız nesne seçiliyken açılan Quick Properties paletinden buradan rengini değiştirebilir ya da direkt layer'ini değiştirerek nesneyi değişikliğe uğratabiliyorduk. Bunun ayrıca başka bir yolu ise nesneyi seçtiğimizde layers'ten buradaki değişiklikleri gerçekleştirebilmemiz. Gördüğünüz gibi hemen ön izlemesi çıkıyor ve değişiklik gerçekleşiyor. Properties kısmında nesne seçiliyken rengini değiştirebiliyoruz. Çizgi tipini, çizgi kalınlığını, çizgi tipini değiştiriyoruz. Bakın, kesik noktalı çizgi seçiyorum. Tabii daha sık duruyor. Veya by layer olarak değiştiriyorum. Mesela buradaki çizgi tipinin aralıklarını daha sık veyahut da daha büyük, daha küçük hale getirebilirim. Bunun için Line Tip seçeneğine tıklayarak buradan açılan seçeneklerden Order'ı seçiyorum. Order'dan buradaki çizgi tipinin ölçeği ile ilgili bilgiler var. Eğer buradaki değeri 20-15 yapayım, bunun sıklığının daha çok arttığını görüyoruz. Bunları yine Line Tip komutuyla yapıyoruz. Line Tip seçeneğiyle buraya erişerek buradaki Line Tip Manager'da bu değerleri değiştirebiliyoruz. Diğer bir özellik değiştirme değil de en az da geometrik seçenekler üzerinde değişiklik yapabileceğimiz, nesneyi seçerken ortaya çıkan vertekslerden hareketle nesneye değişiklik yapabilme imkanı. Mesela buradaki çizgiyi seçiyorum. Çizgi seçiliyken buradaki uç noktaya geldiğimde çizgi ile ilgili bilgiler çıkacaktır. Uzunluğu ve açısı. Eğer buradan tab tuşuna basarsak, buradan mouse'un soluyla çizginin uç noktasına tıkladım. Buradan açısını değiştirebilir ya da tekrar tıklayalım. Ölçüsünü buradan değiştirebiliriz. 1200 yaptım. Uzattım. Bu şekilde de değişiklikler gerçekleştirebiliriz. Veyahut da buradaki dikdörtgeni tıklıyorum. Orta vertexin üstüne geliyorum. Convert Arc. Yaya çeviriyorum. Diğer bir seçenek stretch yaparak bunun boyunu uzatıyorum. Bu yolla da nesnenin vertex noktalarından hareketle değişiklikler meydana getirebiliriz. Buradaki üçgeni seçiyorum. Üçgenin orta noktasını değiştirebilir. Özelliklerini değiştirebiliyorum. Şuraya tıklayarak buradaki bir kenarın uzunluğunu değiştirebilirim. Bunlar da vertex noktalarından hareketle özellikleri değiştirebileceğimiz seçenekler.